bütünüyle tasvip ediyoruz manasına asla gelmez. Peki. Siz çünkü Ukrayna'nın egemenliğine, bakın, Afganistan'ın egemenliğine, Gürcistan'ın egemenliğine biz hepsine karşı çıktık. Bakın. Cem Bey bizim tarihi bilmiyor. Biz Irak işgaline karşı çıktık Saddamcı olduğumuz için değil. Biz Suriye emperyalist müdahaleye karşı çıktık Esadçı olduğumuz için değil. Biz Afganistan işgaline karşı çıktık Talibancı olduğumuz için değil. Biz Libya işgaline karşı çıktık Kaddafici olduğumuz değil. Biz Venezuela'ya karşı ABD'nin emperyalist müdahalesine karşı çıkıyoruz ki Maduro onlar gibi değil. Onu da ayırarak söyleyeyim. Ama Maduro'nun çizgisini alkışlayan Maduro çok demokratik bir süreçten inşa ediyor şeyde diyen bir noktada değiliz. Bunu düzeltecek olan Venezuela halkıdır. ABD nereye demokrasi taşımış ya? Venezuela'ya demokrasi taşıyor. Peki süremizin sonuna geldik. Ama öyle görünüyor ki Alper Taş ve Cem Toker'le bir program daha yapmamız lazım. Bir cümle. Buyurun. Özelleştirme işi erbabına vermek demektir. Ticaret tüccarın işi değildir. Devlet fabrika yönetemez. Madem ideolojik konuşuyoruz. Aha. Bunu yapan ülkeler zenginleşti. Özelleştirme halk için halkın parasının verimli kullanılması demektir. Annem hasta olduğu zaman marangoza değil doktora götürüyorum. İşi uzmanına veriyorum. İnşaatımı tarım mühendisine, ziraat mühendisine değil inşaat mühendisine yaptırıyorum. Bugün petrolde işte Venezuela'nın başına gelenler de bunlardır. Devletleştirdiği zaman Türkiye'de de görüyoruz. Peki Cem Bey. Liyakata dayanmayan atamalarla fabrikaları, tren yollarını teslim ettiği adamlar ülkeyi ne hale getiriyor görüyoruz. Bu biraz ideolojik şeye girdi ama bunu ben başlatmadım. Estağfurullah.